İngiltere FA Kupası'nda 5. tur karşılaşmaları çeyrek finale kalmak için oynanacak. Stamford Bridge'de Chelsea Birmingham City'yi ağırlayacak. Chelsea gelecek hafta Şampiyonlar Ligi'nde önemli bir Napoli maçına çıkıyor. Ligde ilk 4'ten aşağıya düştü. Son 3 maçında maç kazanamadı. Bu hafta içinde Abramovich'in bizzat İngiltere'ye gelerek futbolcularla ve teknik direktör Villas-Boas'la bir toplantı yaptığı haberleri var. Çok daha önemsiz durumlarda veya çok daha az ciddi durumlarda hocalarını kovmuş olan Abramovich için veya daha doğrusu Villas-Boas için tehlike çanları artık çok hızlı çalmaya başladı. Dolayısıyla bu karşılaşma özellikle Villas-Boas için çok önemli. Buradaki bir takılma çok daha büyük sonuçlara neden olabilir. Birmingham'da ise daha önce Newcastle'dan tanıdığımız Chris Houghton var. Geçen sene McLeish'le Premier Lig'deydi Birmingham ve bildiğiniz gibi Carling Kupası'nı kazandı. Kupalarda iyi bir takım. Defansif anlamda çok kuvvetli bir takım. Ama tabii geçen sene küme düşmekten kurtulamamıştı. Bu sezonda da yine 5 puan gerisinde otomatik promosyon, yani ilk 2 sıranın 5 puan gerisinde Championship'te yeniden Premier'e dönmek için olumlu bir çaba içindeler. Son 13 maç yenilgi yüzü görmediler. Ve Carling Kupası'ndan da anlaşılacağı gibi kupa maçlarında savunmalarıyla çok ileriye doğru gidebiliyorlar. Geçen sezon Birmingham'da oynanan maçta Birmingham Chelsea'yi 1-0 yenmişti. Ancak Londra'da oynanan son 3 maçın 3'ünü de Chelsea kazandı. Chelsea Portsmouth ve Queen's Park Rangers'la oynamıştı. Bundan önceki 2 turda 4-0'lık ve tek penaltı golüyle kazandı Queen's Park Rangers 1-0'lık galibiyeti var. Ve tabii Birmingham'da karşısında da çeyrek finale çıkacak takım olmak için çalışıyorlar. Chris Houghton, McCarthy'den boşalan Wolverhampton menajerliği için de ismi geçen bir menajer. Dolayısıyla onun da karmaşık duygular içinde olacağı kesin. Birmingham'ın daha defansif bir anlamda sahaya yayılacağını düşünüyorum ben. Chelsea'de Ashley Cole ve defansın ortasındaki Terry antrenmanlara çıkmasına rağmen Napoli maçı için saklanacak herhalde. Dolayısıyla onların ikisi oynamayacak. Drogba Afrika Kupası'ndan döndü. Dolayısıyla o takıma tekrardan monte edilebilir. Mata ve Torres tabii bu maçtaki en büyük gol ümidi olacak. Ramirez'in olmadığını daha önceki Premier Lig maçlarından da biliyoruz. Ben bu sıkışık durumda Birmingham'ın her ne kadar defansif bir oyun oynamasına rağmen Chelsea'nin bu turu Londra'da bitireceğini düşünüyorum. Dolayısıyla bir oynamanızı öneririm. Ama az gollü bir maç olacak diye düşünüyorum. Dolayısıyla alt seçeneği de değerlendirilebilir.